Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki kazanım testi yani karede açı ve uzunlukla ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD kare verilmiş boyalı bölgenin çevresi isteniyor bizden. 3, 4, 5 üçgenden burası 5'tir. E, karenin bir kenarı da bak 5 oldu çünkü eşit verilmiş. E o zaman tamamı 5 buraya 1 kaldı. E burası da 5 e tamamı 5 olduğundan buraya da 2 kaldı. Çevreyi hesaplayalım. 2, 5 daha 7, 8, 5 daha 13. 5 daha 18 yapıyor. O zaman çevresi 18 oldu. Yani cevap denizli oldu. Birinci soruda geldik ki. ABCD kare ve şu bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar üçgenin kenar uzunluklarını eşitliğini yazalım. Kareye ya bu. Karedeki eşitleri de yazalım. Aa ne çıktı? Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Tabi şuradaki eşkenardan dolayı 60'ları da yazalım. Hocam tamam 90 ya buraya 30 kaldı. İkiz kenar tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. 75 75. E o zaman buraları 75 çıktı mı? Çıktı. Bizden ne isteniyor? DEB. DEB. Bak şurada kaçı. DB e, açısı 75 artı 60'tan 135 derece çıkar. Cevap balık kesir oldu. ikinci soruda. Geldik üçe. XXX bir kenar 4 verilmiş. Hocam x kenar üçgen tabanda mevcut. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizince 2, 2 diye 2 eş parçaya böldü. Aa, şurada bir dikdörtgen oluştu. O zaman 4 ise burası da 4 müdür? Evet. Buraya ne kaldı o zaman? 4 eksi x kaldı. Çünkü tamamı 4 olduğundan dolayı. E, ee, Şimdi artık şurada bir Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? x'in karesi eşittir. 4 eksi x'in karesi artı 2'nin karesi. Maalesef hissedemiyoruz. x kare eşittir. 16 eksi 8 x artı x kare artı 4 yaptı. x kareler gitti. x 8 x buraya artı 8 x diye geldi. 20 eşitse x de buradan 20 bölü 8. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 2. Yani cevap 5 bölü 2 çıktı. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Aşağıda birim cinsinden verilir bazı açı ölçüleri ve uzunlukları verilen karelerden hangi, hangisi diğerlerinden farklıdır? Hmm. Şimdi 13, 7 var 13 var. Ben bu 7 ve 13'ü nasıl kullanacağım şimdi? Burası kaç? 45 derece. Burası da şu köşegenden dolayı 45-45. Burası da 45-45 mi? Evet. E şimdi ne yapacağız? Köşegen çizmek mantıklı oluyor. Bir köşegen varsa. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman Hocam köşegenler dik kesitte. buraya A dersem A artı 7 A artı 7. O zaman burası da A artı 7 yapar. Çünkü bütün her yer birbirine eşit olmuyor muydu şöyle? Evet burası da A artı 7. E o zaman ne oldu burada? Pisagor bağıntısından hatta 13 var hisset. Büyük ihtimal 5 12 13'tür. 5 koyarsak 5 12 13 sağlanıyor. 12 12 ise karenin bir kenarı da kaç yaptı o zaman? X kenar dik üçgenden dolayı 12 kök 2 yaptı. Diğerine bakalım. Diğerinde de köşegen çizecek olursak. Köşegen verilmiş çünkü. Köşegenler hepsi birbirine eşit oluyordu. Hocam burası A ise burası da A yaptı. Yani şurada bir Pisagor bağıntısı. A, A artı 4 20. Yani 12 16 20 sağlanıyor mu diye bakalım. 3 4 5'i katı 12 koyduğumuz zaman 16 sağlaması tutuyor. O zaman şu köşegen 12 yaptı. 12 12 ise burası da 12 kökü oldu mu? Oldu. Sonra burada köşegen çizmek mantıklı. Şu köşegeni çizecek olursak köşegen açı ortaydır. 45 45 yapıyor burası. A burası 90 yaptı. 7 25. Buradaki 7, 24, 25 üçgeni e, kenar dik üçgenden dolayı 24 bölü kök 2'den burası da 12 kök 2 yapar. Evet karelerin kenarları 12 kök 2 oldu. Güzel. Şimdi öbüründe de yine bir köşegen çizelim. Köşegen çizince hocam burası 45. Burası da 45. 67 buçuk 90 ise burası 22 buçuk yaptı. Bak şurada kaç 67 buçuk yaptı gördün mü? Ooo 67 buçuk 67 buçuk yani şununla şu birbirine eşit çıktı. Yani burası 24 çıktı. 24 8 kenar dik üçgenden dolayı köküye bölünmüş hali 12 kök 12 kök 2 yaptı. Yani cevap E evet yaptı büyük ihtimalle ama biz yine de hesaplayalım. Ne yapıyoruz? Hop diğer köşegeni çiziyoruz. Köşegeni çizdiğimizde 15 derece gördüğümüzde köşegen çizmek çok mantıklıydı. 45 45 olacak. Buraya 30 kaldı. O 30 90 60 yaptı. 30'un karşısı şurada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 10 90'ın karşısı 20 yapar. X kenar dik 20 bölü kök 2. Yani burası 20 bölü kök 2. Kök 2 ile çarparsam o da 20 kök 2 bölü 2'den 10 kök 2 çıkar. Diğer karelerin kenarları 12 kök 2 iken burası 10 kök 2 oldu. Yani cevap edremit oldu. Geldik 5'e. Bir kenar 8. Bir kenar 8 ise hemen 8'leri yazalım. Tamamı 8 ya o yüzden buraya 6 kaldı. E hocam şu kenar uzunluğu isteniyor. Şurada bir ne var? Şöyle baktığınız zaman 6, 8, 13 keninden burayı 10 bulabilirim. E benden burun bir parçası isteniyor. E şey var mı? Var tabii ki. Bak şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 6 bölü 8. 6 bölü 8 dediğimiz nedir arkadaşım? 3 bölü 4 mi yapıyor? Evet 3 bölü 4. Aynı doğru üstünde. Burası 3K iken burası 4K'dır. Toplamda 7K eşittir 10 sa K'yı buradan 10 bölü 7 buluruz. K buradan 11 7 olduğundan benden de x isteniyor. X de 3K olduğundan yani 3 çarpı 10 bölü 7'den cevap 30 bölü 7 çıkar. Evet 5. soruyu da böylelikle akçay bulduk. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sanırım eşlik ve benzerlik testi. Evet eşlik ve benzerlik testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.